Evet millet gelecek olan güncelleme ile ilgili son sinik bir yayınlanmış. Şöyle baştan sonra bir izleyeceğiz. Daha sonra üzerinde biraz konuşup videoya baştan bitireceğiz. Şöyle bir başlayalım ilk olarak videoya. Evet arkadaşlar sneak peek aşağı yukarı bu kadardı. E, açıkçası ben dikkat ettim de e, bir şey göremedim. Yani e, kategori 4 simgesi falan göremedim. Şuralarda belki bir şeyler olabilir. Emin olmayarak konuşuyorum. Şöyle bir gene bakalım ama az az ilerleterek görebileniniz var mı bilmiyorum ama şöyle şurada bir T var. Belki buradan bir şey çıkarabiliriz. Ama 4'ü göremedim. Şurada 3 tane var. Şurada da T gibi bir simge var ama tam kesin bir şey yok sanki. Şöyle bakalım gene. Yani varsa buralardadır diye düşündüm de. Evet. Görebileniniz var mı? Ben, ben göremedim arkadaşlar şahsen. Ha neyse. En sonda da şu Şöyle bir görünümü var. Arkadaşlar Silver Surfer bayağı iyi görünüyor ve e, bu versiyonda Silver Surfer'ın Void Knight diyorlar. Yani işte e, hiçlik şövalyesi diye çevrilebilir. E, arkadaşlar oyuna bu şekilde gelecek ve bunun da çok ilginç bir hikayesi var. E, yani ben de zaten e, tamamına hakim değilim. Hani araştırdığım kadarıyla aslında internette de çok bir şey çıkmıyor. Ee, yani öğrendiğim kadarını size aktaracağım. Bunun başlı başına bir çizgi romanı varmış. Çizgi romana ulaşabilmek için de satın almak gerekiyor. Ve ben açıkçası e, çok da almak istemedim o sebepten dolayı. Bulabildiklerimi size aktaracağım. Ee, bu şekilde bu karakteri de biraz anlatmış olurum. Hikayesinden biraz bahsetmiş olurum. Ama bundan önce bir sinik peek notlarından bahsetmem lazım. İlk olarak bir oraya girelim. Şimdi şöyle bir inelim. Hatta şurayı bir direkt Türkçe çevireyim. Ya, hiç uğraşmayayım şey demişler bir zamanlar galactus'un habercisi olan bu süper kötü adam e, simbiyot yazacaklarına Sembiyot diye çevirmiş tanrısına karşı yapılan bir savaşın ardından yok edili yok edicilere katılmaya davet edildi karanlığın hayatta kalın demişler artık evrenin en ağır vurucuları ile birlikte olan bu süper adamın e, süper kötü Adamın yeni görünümüne ve yeteneklerine göz atın daha fazla bilgiyi daha sonra yama ayrıntıları aracılığıyla duyuracağız demiş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu karakter oyuna süper kötü olarak geliyor. Şimdi şu ana kadar bu güncelleme ile ilgili aldığımız bütün karakterler kahramandı. Ron'un karakteri de dahil olmak üzere. sadece tek kötü adam olarak Silver Surfer geliyor ve Silver Surfer'ın da dolayısıyla türü değişmiş oluyor. Çünkü önceden bu karakter kahramandı. Ve arkadaşlar hatırlamayanınız vardır diye de ekleyeyim bu karakter ilk geldiği zamanlara son derece güçlüydü ve oldukça potansiyeli olan bir karakter yani güçlü olmaya müsait bir karakter çünkü bu karakterin hem dirilmesi var hem yansıtması var hem güçlü bir liderliği falan var oldukça güçlü bir pvp karakteri olduğunu söyleyebilirim ve arkadaşlar gelecek olan güncelleme ile birlikte büyük ihtimalle de pvp'den devam edecekler bu karakteri pve'ye çevireceklerini hiç zannetmiyorum. Ee, o yüzden eğer hani bir PvP karakteri falan ihtiyacınız varsa Herhangi bir karakteri kasmadan önce e, bu karakterin videosunu bekleyin e, Belki bu karakteri bayağı güçlü yapmış olabilirler Yani geldiği zaman tabii göreceğiz e, Güncelleme detayları arkadaşlar yarın yayınlanacak yüksek bir ihtimalle Ve ben yarın bunun üzerine detaylı konuşup e, videosunu çekip kanala atarım Oradan da zaten aşağı yukarı bir fikrimiz olur ne kadar güçlü olacağı yönünde ee, arkadaşlar şimdi bu karakterde ne gibi şeyleri değiştirebilirler biraz da bundan kısaca bahsedeyim. Şimdi öncelikle bir önceki kostümünden yola çıkarak konuşayım Liderliğinde tüm takım arkadaşının zayıflatında tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği ve tüm saldırılarda %20'lik bir artış Tüm savunmalarda %20'lik bir artış ve tüm hızlarda %1'lik bir artış veriyormuş ee, Pek çok PvP liderinden daha iyi bir liderliği olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar çünkü pek çok PvP lideri Genellikle sadece tüm atmaları kaldırma özelliği veriyor ama bu e, bu özelliği ek olarak bu karakter e, saldırı ve savunma artışı falan da veriyor. Bu da e, bizim için bu karakteri daha iyi bir lider e, yapıyor e, ve arkadaşlar bu karakterin liderliği yine tüm takıma etkiyordu bir önceki kostümde. Umarım bunu değiştirmezler. Yine tüm takım olarak devam ederler bu sayede bütün karakterleri kullanabiliriz ama hiç belli de olmaz o yüzden e, emin de olamıyorum. Bunun dışında. Gene e, şeyi aslında e, bu dirilmesini tutmaları lazım. Yansıtmasını özellikle tutma, tutmaları lazım bu karakterin. Çünkü bu karakterin nasıl öne çıkan özellikleri o. E, ve bunların üzerine de birkaç bir şey koymaları gerekiyor. Ne gibi? Mesela arkadaşlar bu karakterin e, kostüm etkisinde yeterli özellik yok diyebilirim. E, Kendisini %10'luk bir... Ee, tüm temel saldırı artışı uyguluyormuş ve bu da kesinlikle yeterli değil. Daha iyi bir şey yapabilirler mesela burada. Ee, buna ek olarak yine pasiflerine bir şeyler ekleyebilirler. Belki yeteneklerine bir şey ekleyebilirler. Ve kategori 4 yeteneği de aslında güçlü olursa e, ve hızlı dolarsa şey gibi Jean Grey karakterinin kategori 4 yeteneği gibi e, çok daha etkin bir karakter görebiliriz. Şimdi arkadaşlar biraz da bu karakterin hikayesinden bahsedelim kısaca. Arkadaşlar çizgi romandaki görünümü aşağı yukarı şu şekilde. Ben internetten arattığım zaman bu şekilde bir görüntü çıkıyor. Çizgi romanlarda da aşağı yukarı böyle diyebilirim. Ancak Marvel'ın bir diğer oyunu olan Strike Force'da şu şekilde bir görünümle gelmiş oyuna. Ben bu oyunu oynamadığım için tam olarak bilmiyorum bu karakterin orada nasıl göründüğünü ama hani görseli var burada. O oyunda da bu şekilde bir bu şekilde bir görünümle getirmişler karakteri oyuna. Burada da fena görünmüyor aslında. Burada da güzel görünüyor. Ama açıkçası sanırsam ben bu görünümü biraz daha tercih ederim. Şöyle boynuzları falan var. Daha yaratımsı gibi görünüyor. Bence daha cool görünüyor. Böyle gelse daha güzel olurdu. Ee, şimdi bunun olayına gelecek olsak. Şurada da görsel falan bakıyorum da. Evet şurada da var. Silver Surfer Nulla falan savaşıyor sanırım. Ben hikayenin sonunu tam olarak bilmiyorum da gidişatına biraz daha hakimim diyebilirim. burada Nulu görüyoruz arkadaşlar. İşte Silver Surfer'ı şeye çeviriyor. Simbiyota çeviriyor. Yani ya da üzerine simbiyot yapıştırıyor. Öyle bir şey. şurada da gene zaten yanılmıyorsam görebiliyoruz. yani burada ufak tefek gösterilmiş. ben kısaca bahsedecek olursam arkadaşlar bu hikayeden Şimdi benim bildiğim kadarıyla, internetten araştırdığım kadarıyla şu şekilde olduğunu gördüm. Ee, Silver Surfer yani buradaki Silver Surfer e, bu yani daha doğrusu bu Silver Surfer'ın geldiği boyutta şu şekilde bir olay olmuş. Ee, Gamora Thanos'u öldürmüş. Daha sonrasında e, bu Black Order var ya, Kara Tarikat. E, bu işte o esnada Silver Surfer'a falan saldırıyor. Yanılmıyorsam işte kahramanları falan da yozlaştırıyorlar mı? O tarz bir olay oluyor. Ee, Silver Surfer'da bunun önüne geçebilmek için hani kahramanları falan da uyandırabilmek için e, o esnada bir e, kozmik kendi kozmik gücünü kullanıyor. Ama aynı zamanda da bir kara delik açılıyor ve bu kara deliğin içine düşüyor. E, bunun beraberinde bu karakter geçmişe gidiyor. E, hatta şeye kadar gidiyor. Bu Null'un ilk yenildiği zamandan öncesine gidiyor. E, Null yani Null'u e, Celestial'lar bir dönem yeniyorlar ya arkadaşlar işte... E, Hani oldu ondan sonra biraz zayıf düşüyor. Ee, ve yani bu Null'un zayıf düşmeden önceki güçlü halinin olduğu zamana gidiyor Silver Surfer. Bu esnada işte Null'un işte ee, şeyinin bu Null'un yeri vardı ya neresiydi o? Gezegen miydi artık her neyse. E, oranın önüne düşüyor. E, hatta buna 3 tane simbiyot falan da saldırıyor güçlü birkaç simbiyot buna saldırıyor. İşte Silver Surfer zor bela alt ediyor onları. Ondan sonra Null bunu tutuyor. Bir güzel çekiyor yanına. Ondan sonra arkadaşlar bunu e, kendi kuklası haline getiriyor. Hani şimdi nasıl Silver Surfer Galactus'un elçisi ya normalde. Null Silver Surfer'ı bu sefer kendi elçisi gibi bir şey dönüştürüyor. E, onu da bir, bir nevi simbiyot yapıyor. Ee, ve salıyor milletin üzerine arkadaşlar. Öyle bir hikayesi var. Devamını açıkçası ben de bilmiyorum. Buraya kadar bulabildim hikayesini. Daha detaylı bilen arkadaşlar varsa, yani belki yanlış da anlatmış olabilirim. Belki bir iki noktayı yanlış da anlamış olabilirim. Daha detaylı bilen arkadaşlar varsa, çiz roman okuyan arkadaşlar varsa bizi yorumlardan bilgilendirebilirler. Ee, yani arkadaşlar karakter genel olarak bu şekilde süper kötü olarak gelmesi çok bir şey değiştirir. değiştirme. PvP'de ge geleceği için arkadaşlar. Daha çok PvP'de göreceğimiz için bu karakteri çok bir şey değiştirmiyor aslında. Yani bakalım. Yani bir de arkadaşlar bu karakterin işte simbiyota dönme olayı var. Eğer simbiyot yeteneğini de alırsa bu karakter işte Ajan Venom gibi karakterlerin desteğinden de yararlanabilecek. Bu da bu karakteri biraz daha güçlü kılabilir diye düşünen. Bakalım göreceğiz. Evet millet sizin ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.